Haftanın ardından öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, her hafta salı günü düzenlemiş olduğu halk günü buluşmaları kapsamında vatandaşların sorunlarını dinleyip çözüm üretmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, oldukça yoğun katılımın olduğu halk günü buluşmalarında vatandaşların istek, sorun, görüş ve önerilerini dinledi. Halk günü buluşmalarının katılımcı belediyecilikte örnek bir uygulama olduğunu belirten Başkan Yazgı, hemşerilerimizle daima iç içe gönül gönüleyiz. Aksaray'ımız için daha ne yapabiliriz? Vatandaşlarımızın bir fazla hangi derdine çare bulabiliriz? Bunun derdindeyiz. Halk günü bu açıdan bizlere çok detaylı bir izlenim kazandırıyor. Her vatandaşımız sorunu ve talebini bizlere doğrudan iletme fırsatı buluyor. Vatandaşlarımızla her gün birlikteyiz. Ancak halk günü buluşmalarında vatandaşlarımızın bizimle paylaşmak istedikleri proje ve çalışmaları da değerlendirme imkanı buluyoruz. Karar mekanizmasına vatandaşlarımızı da dahil ederek onlar için hizmet üretiyoruz. Halkımızla beraber olmanın ve Aksaray'ımızı birlikte yönetmenin mutluluğunu yaşıyoruz açıklamalarında bulundu. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yerel buluşmalar adı altında üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek 4 yılda yapımı devam eden ve tamamlanan projeleri anlattı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yerel buluşmalar kapsamında düzenlediği programlarda toplumun çeşitli kademeleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yerel buluşmalar istişare toplantıları kapsamında Aksaray Üniversitesi öğrenci topluluklarının başkanları, öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya geldi. Başkan Yazgı, üniversite öğrencilerine hitaben yerel buluşmalar kapsamında toplumun diğer paydaşlarıyla olduğu gibi üniversite öğrencilerimizle de koordinasyon içerisinde olmayı önemsiyor, kendilerini Aksaray'ın bir parçası olarak görüyoruz diyerek özellikle gençlere yönelik düzenlenen programlar hakkında bilgi verdi. Toplantımızın amacı hem sizlerin görüşlerini, duygularını, düşüncelerini almak. Şehrimizi yönetirken biz tek başımıza yönetmek değil de sizlerle beraber, sizlerle birlikte bu şehri daha güzel nasıl yapabiliriz? Daha güzel hangi etkinlikleri gerçekleştiririz? Hangi yapıları yaparız? Bunların üzerine bir değerlendirme yapmak istiyoruz. Sizler bizim için önemlisiniz. Üniversitemize Türkiye'nin dört bir tarafından geldiniz ve burada eğitiminizi devam ettiriyorsunuz. Tabii amacımız da burada yaşarken Aksaray'ımızdan memnun olacağınız, Aksaray'ımızdan mutlu olacağınız çalışmalarla, etkinliklerle, buradan tatlı ve güzel hatıralarla ayrılmanız. Ayrılmak istemeyen kardeşlerimiz de burada yeni iş imkanlarıyla inşallah hayatlarına devam eder. O da bizi mutlu eder tabii. Gençlerin sorunlarını dinledi, notlar aldı. Yazgı, hepimiz için daha yaşanabilir bir Aksaray için çalışıyoruz dedi. Sizler her şeyden önce bizlerin misafirimizsiniz bu Aksaray'da. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen kardeşlerimizin dışında sizlere dünyanın dört bir tarafından geliyorsunuz. Bizim için baş tacısınız. Her şeyden önce bunu bilmenizi istiyoruz. AK Parti Aksaray İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 18. Dönem Siyaset Akademisi'nin 4. hafta dersleri tamamlandı. Belediye Başkan Vekili Hami Kuzucu, AK Parti İl Teşkilatı, partililer ve kursiyerlerin katıldığı eğitimlerde Doktor Mahmut Naci Çuacı temsil ve protokol eğitimi verirken Milletvekili Murat Alparslan ise siyasi deneyimlerini paylaştı. Evet, hanımefendi diyor ki hiyerarşi diyor, biraz itici gelir. Ama anlamını şimdi duyunca artık itici gelmeyecek size. Görgü kuralı. Görgü kuralıdır arkadaşlar. Ama kamuda geçtiği zaman adı ne oluyor? Resmi görgü kuralı. Sosyal hayatta da var mı protokol görgü kuralı? Var. Evinizde var mı? Var. Bu anlamda da propaganda amaçlı da söylemiyorum, siyaset amaçlı da söylemiyorum. Ama kayyum kaymakamlar ilçe teşkilatlarından çok daha iyi çalışıyor. Ayrıca çünkü yeni 300 yedin peş peşe midya, Barçatak terör bölgesindeyiz ve ağrı diğer bir yeri geldi buralarda. İlk defa şunu ifade etmiştim. Ya niye siyaset yapıyoruz? Bu soruyu dedi her biriniz farklı farklı cevaplayacak olmakla beraber aklına yatan, kalbine ve vicdanına tatmin edecek bir cevabı bulmak zorunda. Bana göre farklı olabilir, size göre farklı olabilir ama ben niye siyaset yapıyorum diye
sorduğunda bunun cevabını herkes kendisine vermek durumunda. O sebeple sizler de eğer bir siyaset yapma gayreti ve niyeti içerisindesiniz, bunun niye olduğunu mutlaka kendinize sorun. Bu niyesinin cevabını aklınıza yatan, kalbinizi tatmin eden bir şekilde cevaplamaz iseniz, bunun üzerinde bina edeceğiniz diğer faaliyetler de çok anlamlı olmaz. Akademiye katılanların istikrarlı bir şekilde eğitimlere devam ettiği 18. dönem Siyaset Akademisi derslerinde teorik olarak siyasetin nasıl yapılması gerektiği, etik değerleri ve kalıcı başarının nasıl sağlanacağı öğretiliyor. İlgi ve alakanın yoğun olduğu eğitimler düzenli bir şekilde devam edecek. AK Parti Aksaray Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin Kılıç ve yönetimi Başkan Yazgı'yı makamında ziyaret etti. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. AK Parti Aksaray Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin Kılıç, gençlere her daim destek veren Belediye Başkanı Haluk Şen Yazgı'ya teşekkür etti. Başkanımız Yazgı her zaman gençlere desteğini, sevgisini ve projelerdeki önderliğini hiçbir zaman esirgemedi diyerek memnuniyetini dile getiren Kılıç, AK Parti Gençlik Kolları olarak gençlere yönelik programlar ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 11 Şubat'ta göreve geldik. Biraz gecikmeli de olsa yoğun program nedeniyle başkanıma biraz geç ziyaret ettik. Allah razı olsun, bizi kırmadı. Biz yürütme fonu üyelerimizle beraber geleceğimiz dediğimde de başkanım estağfurullah tüm yönetimi bekliyorum dedi kendisi, sağ olsun. Teşkilatçı bir başkanımız var, teşkilattan gelmiş bir başkanımız var. Haliyle parti ve belediye ilişkisini çok iyi kuran bir başkanımız var. Allah razı olsun. Görev yaptığı süre içinde malum 15 Temmuz'u yaşadık, birçok seçim geçirdik. Bu seçim çalışmalarına rağmen Aksaray'da birçok işi başarmış ve bir marka şehir imajı kazandırdı. Allah razı olsun başkanımızdan. Biz de gençlik teşkilatı olarak başkanımızın her zaman yanındayız zaten. Bize de başkanımızın desteği her zaman, çok fazla. Ne zaman telefon açsak başkanım şu lazım dediğimizde hiçbir zaman başkanım sağ olsun bizi ikiletmedi, kırmadı. Hem genel merkezdeki il başkanları toplantımızda verilen o kadar yerel yönetimlere o kadar çok görev varken hem de şehrin kendi yapısıyla alakadar olup bunlarda başarılı olması hem de gençliğe bu kadar önem vermesi bizi çok memnun ediyor. Kabul ettiği için başkanıma bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ayrıca şunu da belirtmek lazım. Başkanım sadece bizim partimizin belediye başkanı olmaktan ziyade tüm şehrin belediye başkanı olarak çok güzel bir yerde, herkese eşit mesafede sağ olsun. Projem var. Gençliğe bu şekilde hizmet ederim. Herkese kapısı sonuna kadar açık başkanımızın. Verdiği desteklerden dolayı Allah razı olsun. Şehrimize yaptığı o çalışmalardan dolayı da. Bunları inşallah halkımıza anlatacak en güzel yerde gençlik teşkilatı. Biz de belediyemizin bu güzel çalışmalarını şehrimizde ve gerekirse tüm ilçelerimizde ve beldelerimizde aktarmak. Başkanıma tekrar teşekkür ediyorum. Bizi davet ettiği kırmadığı için misafirperverliğinden dolayı sağ olun başkanım. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise ülkemiz için gençliğin önemine dikkat çekerek göreve yeni gelen AK Parti Aksaray Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin Kılıç'la AK Gençliğe başarılar diledi. Tabii ben de teşkilattan gelen bir kardeşiniz olarak, abiniz olarak teşkilatta olmak, teşkilatta yetişmek bu işin başlangıcı, en önemli noktası. Orası bir aile gibi, orası bir eğitim yuvası aslında aynı zamanda. Bu nedenden dolayı önemli bir görevdesiniz, önemli bir yerdesiniz. Öncelikle başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun, Allah utandırmasın. Hep beraber, hep birlikte el ele güzel çalışmalara imza atacağımıza ben inanıyorum. Ve buradaki gençlerimizi görünce çok dinamik, güçlü ve iyi bir kadroyla bu işe başladığınızı görünce de ben çok mutlu oldum başkanım. Emeklerinize sağlık. Arkadaşlarımızın hepsi birbirinden değerli, kıymetli. Ve hepsi de belli hedefleri olan, belli çalışma ortamlarında görev yapan arkadaşlarımız. Bu da çok önemli bir gençlik kollarında çalışan kardeşlerimiz için. Tabii teşkilatın içinde olmak, teşkilatta çalışmak, hele AK Parti'de görev almak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu görevleri yapmak, ileride torunlarımıza çok güzel bir hatıra, çok güzel bir anı bırakmak. Bu dava şuurunda, dava bilinci içerisinde çalışmalarımızı, gayretlerimizi yapmak. Yerele döndüğümüz zaman da tabii ki belediyemizin çalışmaları, teşkilatımızın bilgilendirilmesi noktası bize düşüyor. Ama işin en önemli tarafı, benim önemsediğim taraf da bu bilgilerin vatandaşlarımıza aktarılmasıyla beraber vatandaşlarımızın talepleri, isteklerini de sizlerimizlere aktarması çok önemli. Ama sizin artı bir göreviniz daha var. Gençlerimizin bizlerden ne istediği ki biz genç bir toplumuz, Aksaray'ımız genç bir topluluk.
Bir de üniversitemiz 23.000-25.000 nüfusa yaklaştı neredeyse. Yani yeni bir şehir gibi, ilçe gibi nüfusu var bu kadar kalabalık. Ve bu kardeşlerimizin de isteklerini, taleplerini en azından bilebilmek, onların istekleri doğrultusunda şehrimizi düzenleyebilmek, Aksaray'ımızda yaşayan gençlerimizin istekleri, talepleri neyse onları bilebilmek, onlar da sizlerin vasıtasıyla olacak. Sizlerin bizlere önereceğiniz yeni projelerle, yeni tavsiyelerle olacak inşallah. Tabii bizim görev süremiz başladı, 4 yıl oldu. Önümüzdeki sene 2019'da Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi seçimlerimizin olacağı bir sene olacak. Yoğun bir süreç. Ama tabii biz teşkilat olarak hiç boş durduğumuz bir zaman olmadı. İşte başkanımla her ay toplantıya katılıyoruz. Sürekli bir görev, sürekli bir ödev. Onların telaşı içerisinde oluyor. Dolayısıyla hiç ara vermeden zaten devam eden bir çalışma var. Ama sizlerle beraber yeniden ne yapabiliriz? Nasıl katkıda bulunuruz şehre? İnşallah onun çalışmasını yapacağız. AK Parti Aksaray Kadın Kolları üyeleri Afrin'de görev yapan Mehmetçikler için örmüş oldukları bereleri İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık'a teslim etti. AK Parti Aksaray Kadın Kolları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde devam ettirdiği Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla kampanya başlattı. Kampanya çerçevesinde partili kadınlar askerler için 300 bere ördü. AK Parti Kadın Kolları üyesi kadınlar dualarla ilmek ilmek ördükleri bereleri askerlere gönderilmek üzere İl Jandarma Alay Komutanı Albay Fuat Anık'a teslim etti. Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerler için karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalıştıklarını ifade eden AK Parti Aksaray Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat, "Bizler için canını feda eden askerlerimiz için ne yapsak azdır." diyerek AK Parti Aksaray Kadın Kolları olarak bu tür kampanyaların devamını getireceklerini söyledi. Mehmetçiklerimize, mahalle başkanlarımızla biz istişare ettik neler yapabiliriz diye. Başkanlarımız da sağ olsunlar, onlar biz bere öreriz dediler. Çok güzel bir emek işi çıkarttılar. Hepsi göz nuru, emek ve hepsi duayla yapılmış bereler. Bunlar askerlerimize gönderilecek. Mehmetçikler sınırda bizleri bekliyorlar. Bizim güvenliğimiz için Allah'a emanet olsunlar, dua ediyoruz kendilerine. Allah razı olsun diyoruz. Bizim de bir katkımız olsun istedik. Allah razı olsun. Bahçesaray Mahalle Başkanı, sakinlerimiz, bayanlar bir araya geldiler. İplerini aldılar, ördüler. Şimdi askerlerimize göndermeleri için buraya getirdik. 300 adet bereyimiz var toplamda. Allah izin verirse pazar ve pazartesi de Mehmetçik için kadın kolları olarak kermes düzenliyoruz. Buradan tüm Aksaray halkını davet ediyorum. Mehmetçik'e destek amaçlı bir kermes. Pazar günü kahvaltılarını kermesle gelip yaparlarsa sıcak taze sac böreklerimiz var, pastalarımız, böreklerimiz. Tüm Aksaray halkını buradan davet ediyorum kermese. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy da İl Kadın Kolları Teşkilatı'na teşekkür ederek yapılan bu bereler İl Jandarma Alay Komutanlığımız aracılığıyla askerlerimize ulaştırılacak. Aksaray her zaman devletinin ve askerinin yanında. Bu örnek çalışmalarından dolayı tüm hanım kardeşlerimize teşekkür ediyorum şeklinde konuştu. Evet, bugün alay komutanlığımızı ziyaret ettik. Afrin'de çarpışan askerlerimiz var. Kadın kollarımızın yapmış olduğu bir çalışma var. Örnekleri gösterebilirim. Berelerimiz var. Tabii bunları Afrin'deki askerlerimize teslim etmek için buradayız. Ben kadın kollarımıza yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Komutanımıza da bize aracılık ettiği için teşekkür ediyorum. Buru Çanakkale Ruhu. Buru 1071 Malazgirt Ruhu diye düşünüyorum. Ben tekrar kadın kollarımıza bu yaptığı çalışmalardan dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Afrin'de çarpışan askerlerimize başarılar diliyorum. Kahraman ordumuza başarılar diliyorum. Bu savaşta can veren şehitlerimize Allah'tan rahmet eylesin. Gazilerimize de başsağlık. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, üniversite öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak adına yapmış olduğu yurt inşaatının çalışmaları devam ediyor. Aksaray Belediyesi yüksek öğrenim öğrencilerinin barınma ihtiyacına cevap verecek. Aksaray Üniversitesi öğrenci giriş kapısı sınırları bölgesinde toplamda 7452 metrekare alan üzerine 192 kişilik öğrenci yurdu inşa ediyor. İnşaatı başlayan öğrenci yurdu kompleksinde zemin kat ve birinci kat tamamlandı.
Aksaray Belediyesi tarafından yapımına başlanan 192 kişilik modern öğrenci yurdu inşaatı hızla yükselirken, yurt kompleksinin kız mı erkek mi öğrenci yurdu olacağı ise inşaat tamamlandıktan sonra belirlenecek. 2018-2019 eğitim öğretim yılına bitirilmesi öngörülen yurt inşaatında ikinci kat kolon imalatına başlandı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, öğrenci kardeşlerimiz bizlerin emanetidir. Onların şehrimize geldiklerinde herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için gerekli olan tüm çalışmaları yapıyoruz. Öğrenci kardeşlerimize verdiğimiz sözlerimizi yerine getirme gayreti içerisindeyiz. İhtiyaçlı öğrencilerimizin barınma sorununu gidermek için yurt sözümüzü yerine getiriyoruz. Bu kapsamda belediye olarak Aksaray Üniversitesi Öğrenci Giriş Kapısı Bölgesi sınırları içinde yurt temelimizi attık, çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. İnşallah en kısa sürede tamamlayarak öğrenci kardeşlerimizin hizmetine sunacağız dedi. Aksaray Belediyesi, belediyedeki haberleri tüm yönleriyle ortaya koyabilmek amacıyla hazırlamış olduğu belediye bülten yayınlarına devam ediyor. Aksaray Belediyesi, belediyede tam şeffaflık ilkesini uygulamak, vatandaşları gelişmelerden haberdar etmek, belediyedeki gelişmeleri tüm yönleriyle ortaya koyabilmek amacıyla hazırladığı belediye bülten yayınlarına devam ediyor. Her sayısında olduğu gibi tasarımı ve içeriğiyle göz dolduran aylık bültende belediye projeleri ve çalışmalarının yanı sıra gündeme özgü kültür ve sosyal etkinliklerden derlenen haberler de yer alıyor. Aksaray Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan aylık bülten sadece Aksaray değil tüm Türkiye genelinde belediyeler ve üst düzey protokole ulaştırılıyor. Hizmet ağını kentin her noktasına ulaştıran belediye yaptığı hizmet ve projelerini anlattığı bülteni şehrin her noktasına ulaştırıyor. Bültene ulaşma imkanı olmayan vatandaşlar Aksaray Belediyesi'nin kurumsal sitesinden basılan tüm bülten yayınlarına online olarak ulaşabilirler. Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü inşaatı devam eden cezaevinin kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke hattı çalışmalarında sona gelindi. Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri kış ayları boyunca ara vermeden toplamda 5000 metre yağmur suyu ve kanalizasyon hattı çalışmasını tamamladı. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri yapımına yeni başlanılan yüksek güvenlikli cezaevinin kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının bağlantısı için 2017 yılı Aralık ayı ortasında başlattığı şebeke çalışmalarında sona geldi. Çalışma kapsamında yapılan 2150 metre kanalizasyon, 1550 metrede yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 3700 metre hat yapılarak yeni yapılan cezaevinin yağmur suyu ve kanalizasyon altyapı ihtiyacı tamamlanmakta. Ayrıca yıllardır açık kanala verilen Otomarsan Kamyon Fabrikası'nın yağmur suyu ve arıtma sularının deşarj suları Aksaray Belediyesi tarafından yapılan terfi hattıyla kapalı sisteme geçti. Şubat ayı içinde başlayan çalışma kapsamında yaklaşık bir ay içinde 1300 metre atık su deşarj hattı yapıldı. Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan haftanın ardından öne çıkan gelişmelerle karşınızda olduk. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.